Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere doğum tarihinizi nasıl hesaplatabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Ve bu işlem için Excel'de yerleşik olmayan fonksiyonlardan biri olan e-tarihli fonksiyonunu kullanacağım. Ama önce nasıl çalıştığına bir bakalım. Ben ilk olarak kendi doğum tarihimi yazdım ve buraya bunu yazdığımda bugünkü tarihe göre yıl, ay ve gün farkını gördüm. Şimdi ben bunu değiştireyim. Bir gün sonrasını yazayım. Bir ay sonrasını yazalım. Ve bir yıl sonrasını yazalım. E-tarihli fonksiyonu Excel'in 2000 tarihinden önceki versiyonlarında direkt olarak görünürken 2000 sonrası versiyonlarında tarih ve saat fonksiyonları gruplar arasında görünmüyor. Normalde şurada olması lazım. Yani formülü sadece manuel yazarak kullanabilirsiniz. Ancak onda da otomatik formül tamamlama işlemi yapmıyor. Şimdi bunu şurada yan tarafta bir örnekle açıklamaya çalışayım. Şuraya geliyorum. Shift eşittir diyorum. E tarihli. Normalde burada çıkması lazım şurada. E tarihli. Bakın yazmama rağmen hala tamamlamadı. Ta ki sonuna kadar yazdıktan sonra... Parantezi açtıktan sonra ancak burada tamamlanmış oluyor. Burada da geriler için size yardımcı oluyor. Yani hangi veriyi nereye gireceğinizle ilgili bir açıklama gelmiyor. Bunu daha net görebilmek için başka bir fonksiyonu yazayım. Bunu kapatalım. Shift eşittir etopla diyorum. Bakın etopla geldi. Şimdi ben bunu seçtiğimde bakın parantez açıldı ve burada hangi verileri gireceğimiz bize açıklama olarak verildi. Ayrıca bakın burada daha koyu renk olarak bize hangi veride olduğumuzu gösteriyor. Örnek olarak ben şuraya şunu girdiğimde noktalı virgül dediğimde şuraya geçtiğini göreceksiniz. Şimdi bunları silelim. E-tarihli fonksiyonu iki tarih arasındaki farkı yıl, ay veya gün olarak hesaplamamızı ve istediğimiz formata göstermemizi sağlar. İlk gireceğimiz veri başlangıç tarihi, ikincisi bitiş tarihi ve en sonunda görmek istediğimiz zaman birimini gireriz. Zaman birimi kısaltmalarla gösterilir. Bunlar Y harfi. Bu İngilizce'de year'ın ilk harfi yani Türkçesi yıl. İki tarih arasındaki yıl farkını verir. Diğeri M yani İngilizce'de month ilk harfi olan Türkçesi ay olan iki tarih arasındaki ay farkını verir. Diğeri D yani İngilizce'de day'in ilk harfi, Türkçesi gün, iki tarih arasındaki gün farkını verir. Diğeri YM yani yıl ve ayın kısaltmaları, yılı dikkate almaksızın ayların farkını verir. Bir diğeri YD yani yıl ve gün, yine yılı dikkate almaksızın gün farkını verir. En sonunda da MD yani ay ve gün, ayları dikkate almaksızın gün farkını verir. Şimdi çalışmamızın yapım aşamasına geçebiliriz. Bunları silelim. Öncelikle şuraya doğum tarihinizi giriniz yazalım. Şuraya da ben kendi doğum tarihimi gireyim. Buraya geliyorum. Shift eşittir. E tarihli fonksiyonunu parantez açıyorum. Şunu seçiyorum. Yani başlangıç tarihini yazıyorum. Noktalı virgül. Bitiş tarihine bugün diyorum. Bugün formülünü uygulayacağım. Parantez açıp kapatıyorum. Noktalı virgül. Gösterge biçimine de year yazacağım. Çift tırnak Y ve parantezi kapatıyorum. Enter. Buraya bugün içinde bulunduğumuz yıldan doğum tarihimi çıkardığımızda kalan fark geldi. Şimdi ayı hesaplatalım. Şuraya geliyorum. Shift eşittir. E tarihli diyorum. Parantez açıyorum. Yine bunu seçip bitiş tarihini bugün diyorum. Parantezi kapatıyorum. Buraya gelip çift tırnak yıl fark etmeksizin ayı yani YM'yi seçiyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter. İçinde bulunduğum ayla doğum tarihim arasındaki ay farkı 3'müş. Yani şu an Temmuz ayındayız. Nisan, Mayıs, Haziran. Son olarak gün farkını bulalım. Buraya geliyorum. Shift eşittir. E tarihli diyorum.
Parantez açıyorum. Burası noktalı virgül bugün diyorum. Parantezi kapatıyorum ve çift tırnak MD yazıyorum. Çift tırnak parantezi kapatıyorum. Aradaki fark 28 günmüş. Şuraya gidiyorum. Shift eşittir. Çift tırnak boşluk sen. Çift tırnak V diyorum. Şurayı seçiyorum. Yine V. Çift tırnak boşluk yıl. Çift tırnak V diyorum. Ve çift tırnak boşluk ay. Çift tırnak diyorum ve şunu seçiyorum ve çift tırnak boşluk gün önce doğdun diyorum. Çift tırnak kapatıyorum. Enter. Şurada boşluk bırakmam gerekiyor. Senden sonra. Aynı şekilde yıldan sonra da. Ve aydan sonra da. Şuraya geliyorum ekleden. Metin kutusunu seçiyorum. Şöyle bunu açıyorum ve şuradayken shift eşittir şurası diyorum. Enter. Bunu ortalayacağım ve büyüteceğim. Bold yapacağım aynı zamanda. Yazı karakterini de buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Ben bu sefer bunu seçeceğim. Buradan görünüme geliyorum. Kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Şunları da beyaz yapacağım. Şuraya gelip biçimden dolgu olmasın, ana hat olmasın. Şunları bold yapayım. Şurayı 1905 değil 1980 diyelim bu sefer. Ve şuna da 11 diyelim. Son olarak şuna da 4 diyelim. Yine ekleye geliyorum. Şuradan şekillerden şunu seçiyorum. En arkaya gönder diyeceğim. Ve şuradan efekt olarak bu sefer şunu seçeceğim. Doğum tarihi hesaplama ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı ve yeni videolarımdan haberdar olmanız için de bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.